Medya Baronu'na hoş geldiniz. Dünyada en çok kullanılan olarak Çin'i bildiğimiz bir yöntem var. Tersine mühendislik. Peki bu iş gerçekte nedir? Biz Türkler de özellikle savunma sanayinde bunu yapabilir miyiz veya yapmalı mıyız? İncelemeye başlayalım. Tersine mühendislik, var olan bir modelin veya sistemin incelenerek o yapının oluşturulma aşamalarını, içeriğini keşfetme işlemidir. Bu işlemde sistem parçalanır, tüm parçalar tek tek incelenir ve sonra tekrar birleştirilir. Daha sonra da öğrenilen bilgilerle benzerinin oluşturulması amaçlanır. Mesela siz bir kanat parçası yapmaya çalışıyorsunuz ama bu işte yenisiniz. En baştan başlamak yerine başka kanatları inceleyerek sorunu belki de daha kolay çözebilirsiniz. Şöyle bir tabir var, tersine mühendislik, mühendisliğin temelidir. Çünkü teknolojiyi oluşturmaya başlamadan önce hedefimizde olan şeyleri uçmak gibi zaten doğada yapan canlılar vardı. Canlıları inceledik, çözdük ve kopyaladık. Amerikan B-2 Spirit'in kartalı olan benzerliğini örnek gösterebiliriz. Gelelim savunma sanayi konusunda tersine mühendisliğe. Çoğu yerde şu şekilde yorumlar görüyoruz. Örneğin S-400'ü alalım, tersine mühendisliği basalım, benzerini yapıp kullanalım. Hatta sadece S-400 için değil, motordan uçağa her araç için geneliyle bu yorumla karşılaşıyoruz. Çinliler yapıyor, biz neden yapmayalım mantığıyla. Şimdi bunun cevabına ulaşabilmek için kopyalar ülkesi Çin'e bir göz gezdirmemiz lazım. Bu noktaya nasıl geldiler ya da o düşündüğümüz noktadalar mı? Öncelikle savunma sanayinde kopyalamak diğer ürünler kadar kolay değildir. Ülkenin genelini ilgilendirdiğinden, sorun çıkması durumunda direkt ülke bütünlüğünü sıkıntıya soktuğundan, sistemler ultra korumalı olarak yapılır, düşman eline geçse bile çözülememesi için. Bir de ileri, son teknolojiler de işin içine girdiğinden çözmesi bir hayli zordur. Çin bu konuda deneyimlerini ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından başlattı. Sovyetlere yaklaşması üzerine Soğuk Savaş döneminde Sovyetler aradığı müttefik desteğini Çin'de buldu. Ama Çin bu savaşa ne askeri araç olarak ne de teknoloji olarak hazır değildi. Sovyetler de bu eksiğin giderilmesi için Çin'e askeri sanayi ve eğitim olarak çokça bilgi verdi. Yüzlerce mühendis yetiştirdi ve Sovyetlerin kullandığı ekipmanlar lisans altında Çin'de üretilmeye başlandı. Bu yapılanlar geneliyle hazır yapım olarak ülkeye zarar verse de Sovyetlerin sistemlerine aşinalık kazandıklarını söyleyebiliriz. 90'lara geldiğimizde ise Sovyetlerin yıkılışıyla bu oyun değişti. Farklılaşan politikalarla birlikte Çin, askeri sanayide kopyalamanın kendilerine büyük zararlar verdiğini ve özgünlüğe gitmeleri gerektiğini anladı. Önce Rusya'nın sattığı geçmişten kalan Su-27'leri ve S-300 gibi sistemleri aldı, sonra dağılan Sovyet ülkelerindeki mühendis, teknisyen ne varsa topladı. Geçmişten gelen bilgileriyle ve yeni katılanlarla birlikte metalurjide bir şeyler kazandılar. Ama bunu 40 yıllık kopyalama serüveninin ve aldıkları yeni mühendislerin üzerine yapabildiler. Kopyalayıp kendi özgün çıkarımlarını yapabilmeleri için gereken olgunluğa ancak bunlardan sonra ulaşabildiler. Ulaştıktan sonra ise Su-27 SK'ya benzeyen ama birçok özgün iyileştirme yaptıkları J-11B'yi ve S-300'den yola çıkarak yine özgün iyileştirmeler yaptıkları HQ-15'i yaptılar. Yine tekrarlıyorum, başlangıç için kopyalama olarak destek alsalar bile yanlışlarını görüp özgün içeriklerine döndüler. Bir nevi tersine mühendisliği çok az seviyelere indirdiler. Örneğin kendi kargo uçaklarında kullanmak için Rus motorunu kopyalayarak WS-10 adında bir motor oluşturmak istediler. Bu motor kendini kanıtlamış bir motor. Yoğun bir tersine mühendislik süreciyle kopyalasalar da bekledikleri verimi alamadılar. Üstelik sıfırdan motor yapmak yerine açıklanana göre çok daha fazla kaynak ve saat harcamışlardı. Hiç hoş değil. Bunların üzerine Çin gibi bir kopya ülkesi bile bunu bir kenara bırakarak sıfırdan bir proje başlattı. Geçmişte daha az olsa da modern zamanlarda kopyalanamayan bazı şeyler var. Metalurji yani yapım malzemesi ve iç işletim sistemleri ise bu listenin birinci sırasında. Her parçanın kendine özel yazılımı, donanımı ve kontrol ettiği ayrı bir parça mevcut. Her sensörü sistemi kopyalamak da cidden sistemi en baştan yapmak kadar zor. Mesela kanadınızda sert hareketlere dayanması gereken bir parça var. Malzemesi buna göre özel bir alaşımla üretilmiş. Siz bunun işlenme yöntemlerini bilemeyeceğiniz için deneme yanılmayla bulmanız yeni bir şey oluşturmaktan daha uzun bile sürebilir. Ekstradan işin ticari ve siyasi boyutunu söylemiyorum bile. Bir ülkenin aracını kopyaladığınızda ekonomik yaptırımlarla veya farklı şekilde karşılık alabilirsiniz. Umarım şimdi modern teknolojileri neden kopyalamadığımızı anladınız. Ya da bir motor için bile neden bu kadar uğraştığımızı. En başından az biraz destekle bile olsa o özgün yolumuzu bulmak zorundayız. İlk adımları başkalarıyla atabiliriz ama ileri seviyesi için biz yapmalıyız.
Geldik sona. Son sorum size. Sizce bunca anlattığıma rağmen savunma sanayinde tersine mühendislik yapmalı mıyız veya yapabilir miyiz? Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.